Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Aden Ali 5 V2 inceleyeceğiz. Çok kısa sürede ürün patladı. Trendyol'da hepsi burada da ve birçok platformda en çok satanlara girdi. Hemen drone'u inceleyelim, yakından tanıyalım. Hakikaten bu paraya değer mi, değmez mi onu görelim. Arkadaşlar şimdi inceleme videoma geçmeden önce hemen şundan bahsedeyim. Ben drone'u 499 TL'ye aldım. 2 hafta sonra 549. Bir iki hafta sonra 599 oldu. Şu anda tam videoyu çektiğim anda artık cihaz 650 liraya satılıyor. Maalesef ülkemizdeki ekonomi bu durumda. Yani neredeyse her hafta dronların bile fiyatı değişir oldu. İnsan açıkçası ürkmüyor değil. Şimdi hemen öz eleştirimizi yaptıktan sonra kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda bizi şirin mi şirin bir çanta karşılıyor. Çanta küçük. Bu çantaya nereden aşinayız? Falcon 16. Çok benziyor birebir. Biraz daha ince ama. Şöyle göstereyim. Şu, yani iki parmak boğumu kadar bir inceliği var. Hemen açalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bu arada kutu üzerindeki özelliklerinden bilerek bahsetmedim. Çünkü yani biliyorsunuz buraya işte ürünü parlatmak için bir dünya şey yazıyorlar. Geçen arkadaşlardan bir tanesi Falcon 35'te abi kutunun üzerinde GPS yazıyor. Cihazda GPS yok dedi. %100 haklı. Benim de dikkatimden kaçmış. Görmedim. Onun için ayrıca buraları okuyarak bilgi vermek istemiyorum ki en azından cihazı test ederken tüm özellikleri görelim. Şimdi açalım cihazımızı. Bir adet drone var. Bu drone işte Mavic Pro'dan alıştığımız katlanır. İşte DJI'nin diğer modellerine de benzeyen bir drone ama şöyle elim kadar, şöyle göstermem gerekirse katlıyorum hemen hızlı bir şekilde. Şöyle katlanmış haliyle şöyle bir avuç içi kadar bir drone'umuz var. Yani avuç içi de bilmiyorum, çok küçük olur. Bir elimiz kadar bir drone var. Şöyle drone'u koyalım. Bu arada bu drone'ların en güzel yanı da şu pervanelerin ikili yaptıklarından dolayı herhangi bir kaza, kırım yaşadığınızda çok çabuk bir tanesini değiştirip hemen devam edebiliyorsunuz uçuşa. Bir poşet var. Kilitli poşet. Kilitli poşetimizin içinde neler var? 4 tane pervane koruyucusu var. Şimdi bununla alakalı şöyle bir gerçeği tekrar her zaman olduğu gibi dile getireyim. Örnek veriyorum, drone'umuz 10 dakika uçuyor. Yani fabrika verileri 8-10 dakika diyor ama drone'umuzun 10 dakika uçtuğunu varsayalım. Bunları taktığınız zaman yaklaşık %50 civarında uçuş süresini kaybedeceksiniz. Ama bu size ne kazandıracak? Örnek veriyorum, çocuğunuz evin içinde uçuruyor ya da siz evin içinde uçuruyorsunuz. 40 bin liralık bir LCD televizyonunuz var, LED televizyonunuz var. Cihaz ona çarptığı zaman bu olursa zarar vermez, bu olmazsa ekranınızı çizebilir. Buna göre işte uçuş süresinden feragat etmeye değer mi değmez mi, buna sizin karar vermeniz lazım. 4 tane koruyucumuz çıktı. Bir tane tornavidamız var. 4 tane pervane var. Bu pervanelerden de ikisinin A, ikisinin B olması lazım. Doğru mu düşünüyorum? Evet, A, B ve B. Doğrudur. Toplam 4 pervanemiz var. Bir tane de kumandamız çıktı. Kumanda drone'dan büyük. Şöyle göstermem gerekirse. Şöyle koyayım yan yana. Daha iyi anlaşılabilmesi için de. Kumanda drone'dan biraz büyük. Nasıl bir pille çalışıyor ona bakalım. 3 tane kalem pille çalışıyor. Bu arada kutu içerisinden de pil çıkmadı. Şöyle devam edelim. Antenler var ama herhangi bir kablosu yok. Bir işe yaramıyor. Şimdi ben böyle diyeceğim ama beni eleştireceksiniz yine yorumlarda. Ama bu antenler sadece süs güzeli. Hiçbir işe yaramaz. Otomatik kalkış iniş butonları var üzerinde. İleri geri ve sağ sol trim ayarları var. Onun haricinde tuşların üzerine bastıramıyorsunuz. PlayStation'larda olduğu gibi şu şekilde. Sadece normal fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şurada bir düğme yapmışlar. Biraz böyle V şeklinde bir düğme. Sağına bastığınızda R1 oluyor. Bu da R2'si de burada, buraya koymuşlar. Normalde hani önlü arkalı oluyor ya, onun yerine ikisini de yan yana taşımışlar. Bunların özelliklerinde kullanım kılavuzundan bakmamız lazım. Kullanım kılavuzuna da iki tane kağıt koymuşlar. Biri uygulamayı anlatıyor, bir QR kod koymuşlar. Bu QR kodu okuttuğunuzda cep telefonunuza uygulamasını indirebiliyorsunuz. Şimdi ben tabi bu kadar emin konuştum ama herhalde öyledir. Ben denemedim. Şimdi birlikte deneyeceğiz birazdan. Kumandayla alakalı da kullanım talimatları var. İşte şöyle yapın, böyle yapın, şöyle olur, böyle olur. Ama bakıyorum burada bizi ilgilendiren bir şey var mı? Yok. Genelde çok fazla resim olmadığı için benim ilgimi çekmiyor. Şimdi cihazımı eleştirecek. Yani bu cihazı alırken en benim eleştirdiğim şeylerin başında bataryasının fiyatı geliyordu. Şöyle söyleyeyim. Cihazı 499 liraya aldığımda bu bataryalardan bir tanesi 249 liraydı. Ben toplam 3 tane almak istedim. Bir bataryada ne kadar, kaç miliampermiş ona bakalım. 1800 miliamperlik bir bataryası var. Yani yaklaşık ben tahmin ediyorum
14-15 dakika civarında uçar bu cihaz. Her ne kadar fabrika verileri 10 dakika dese de. Bunu da test edip size belirtmeye çalışacağım. 3 tane bataryam var. Dediğim gibi batarya fiyatının pahalılığı dışında bence cihazda herhangi bir kusur yok. Kamerasını şeyden hareket ettiremiyoruz, kumandadan. Kamerayı elle hareket ettireceksiniz şu şekilde, hangi açıya bakmasını istiyorsanız. Zaten tost makinesinden hallice bir görüntü veriyor. Bence bu drone'u niye almalısınız onu anlatayım hemen size. İşte çocuklarınızın Spider-Man vesaire, işte Kaptan Amerika gibi oyuncakla oynaması yerine çocuklarınıza motor becerileri geliştirmek için böyle bir cihazı bence tercih edebilirsiniz. Ya da işte bu aralar biliyorsunuz eğitici oyuncaklar çok moda. Böyle bir şeyle yine çocuklarınızın el ve beyin koordinasyonunun sağlanması için böyle bir şey alabilirsiniz. Ama kendiniz düğün videosu, işte düğün hikayesi ya da kurumsal işler yapmak istiyorsanız böyle bir drone alır mısınız? Evet, bunu alıp mesela tenekenin içine atıp yakıp güzel bir enstantane yapabilirsiniz. Yani. Yoksa bununla video falan çekilmez diye düşünüyorum. Hatta fotoğraflarını bile kullanamazsınız. Çünkü SD kart girişi yok, direkt telefonunuza kaydedecek. Evet arkadaşlar, şimdi QR kodu okutup uygulamayı yükleyeceğim. Kendisi ne diyor? East Gallop diye bir site yönlendiriyor. Herhalde o sitede bizi uygulama mağazasına atacak. Aynen tahmin ettiğim gibi oldu. RC FPV Pro. Hemen bakıyor. Şimdi benden izin isteyecek. Çift tıkladım. İznimi verdim. Uygulamayı yüklüyor. Bakalım hızlı yükleyebilecek mi? Bu arada her şey Çince. İnşallah menüde Çince değildir. Bir bakalım ne var ne yok. Uygulamayı aç dedim. Tamam, uygulama İngilizce en azından. Start dedim. Oo tamam. Yok artık. El tanıma var mıymış bunda? El tanıma var. Kameranın açısını değiştirebiliyorum. 180 derece kamerayı döndürebiliyoruz. Video kaydı, fotoğraf kaydı. VR modunu alabiliyoruz. Bu VR modu da önemli bir şey. Kutunun içine koyuyorsunuz gözlüğün telefonu. VR açtığınız zaman sanki böyle 3 boyutlu görüyormuşsunuz gibi oluyor. İşte bu da hızını ayarlatıyor size. 30, 60 ve %100 hızla cihazı kullanmanızı sağlıyor. Şimdi hadi gelin hep birlikte drone'u uçuralım. Bakalım ne özellikleri var. Evet arkadaşlar, sakın ama sakın siz denemiyorsunuz böyle rüzgarlı bir havada bu cihazı uçurmayın. Kumandayı da düşürüyordum. Cihazı şimdi burada rüzgarlı bir havada uçurup dengede tutmaya çalışacağım. Size de uygulama kullanımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi Wi-Fi alanında Wi-Fi UFO diye bir şey göreceksiniz. Bağlana bastığınızda herhangi bir şifre istemeyecek sizden. Sonra döneceksiniz. Uygulamayı açacaksınız. Şöyle bu arada internetimi de kapatayım. Tamam, ağdaki şeyleri bulmaya izin istedi. Onu verdik. Wi-Fi'yi de açtık. Şu an normal interneti kapatın. Sadece Wi-Fi ile bağlanın. Cihaz açık. Cihaza bağlıyız ama ekran görüntüsü gelmedi. Bir şey yanlış yaptık muhtemelen. Tamam. Bir daha açıyorum uygulamayı. Geri geldim. Start dedim. Tamam, şu an görüntü kalitesini görüyorsunuz. Yani dedim ben size. Bunu zaten bahsetmiştim bundan. Tost makinesinin halde şöyle bizim kameramanı görün mesela. Normalde bu kadar karizmatik bir adam değil. Şimdi şöyle landing pad'imizin üzerine cihazımızı koyalım. Drone'umuzu. Şunları kenara çekiyorum. Şimdi telefonla uçuracağım. Altına telefonu takacağım. Şöyle pek güven vermiyor ama şöyle bakalım telefonumu düşürmeden takabilecek miyim? Herhalde şeye göre yapmamışlar. İnşallah telefon buradan fırlamaz ya. Pro Max cihazınız varsa arkadaşlar şey yapın. Telefonu mesela kenara koyun. Ben şu an yapıyorum ama yani bu yapılmaması gereken bir şey. Şimdi kumandayı açmadık tabii. Kumandayı açtım. Eşleştirdim. Motorları çalıştırdım. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Şimdi motorları burada bir gösterebilirsek onu nasıl çalıştıracağımızı bir göstermek istiyorum. Şöyle iç bükey yapıyoruz iki motoru da. Bakın motorlar çalışıyor. Tekrar yapıyorum duruyor. Tekrar yapıyorum duruyor. Şu an çalıştırdım. Şimdi uçuracağım. Evet. Şimdi rüzgardan inanılmaz etkileniyor. Şu an cihazı sabit tutmakta zorlanıyorum. Şöyle biraz kaldırayım. Dur ya, sakin ol şampiyon. Oo, takla attırdım ama takla attırdığımda motorları kapattığı için rüzgarın akışına gitti. Yoldan da araba geçebilir. Şöyle çekelim cihazı. Sonra arabaya nasıl çattık diye clickbait yapabiliriz aslında. Gel buraya. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Şöyle şurada bir takla da attırayım. Lan 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 lan. Şu an yani dışarıda uçurmanın tehlikelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Cihaz şu an gel komutu veriyorum. Rüzgar o tarafa doğru esiyor ve cihaz gelemiyor. Bu işte ve
cihaz gelemiyor. Landing pad'im uçtu. Cihaz da gidiyor. Bunu bir indireyim ben. Şöyle in. Heh. Ya şöyle bir şey, buradan da bir menzili de sayalım, hem cihaz menzilden çıkmışken. Şimdi ben adım adım yürüyeceğim, bir sayarsak. Şu an menzilden çıkmadı ama şöyle bir şey var. Mesela nereye kadar indirebildim, ne kaç metre mesafesi var saymış oluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bir metrede ben önceden yürüsem en az 25 metre menzili var. Evet arkadaşlar, şimdi böyle çekime ara vermişken, daha doğrusu çekimi sonlandırmışken şöyle bir teklif geldi. Ya dediler, biz eskiden cihazları ateş ediyorduk, bunlara su duruyorduk, kafalarına taş atıyorduk. Hani ne oldu da buna nazik davranıyoruz, yani 500 liraya mı kıyamıyorsun dediler. Ben de gaza geldim, şimdi cihazı açtım. Ya dediler, işte bir yükseklik testi yapalım, kaç metrede kontrolden çıkıyor. Kaybederiz diyorum, evet kaybederim, sıkıntı yok dediler. Şimdi cihaza yükseklik testi yapacağız. Onun haricinde yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı? Tekme. Bir de tekme atalım. Doğru. Benim biliyorsunuz şeyim, yopçagim çok meşhurdur. Bir yopçagi atacağım şimdi buna. Tekvandocuyum bu arada. Bilginiz olsun. Cihazı çalıştırdım. Şimdi önce kaybetmeden önce mi tekme atalım? Şimdi mi atalım? Şöyle yapacağız. Gel bakayım buraya. Havada tekrar arm etmeyi denedim ama olmadı. İnşallah bozulmamıştır. Bir daha bakalım. Bataryası çıktı. Çalıştı. Biz çalışmasında bir sıkıntı yok gibi. Şimdi zaten rüzgar getiriyor. Getir bakayım rüzgar. Tamam. İşte katlanır drone'un da en güzel özelliği bu. Çok da bir şey gelmiyor başına. Şöyle tekrar açalım kanatlarını. Bataryası çıkmadı ama çalışmıyor. Şu an çalıştırdım. Buna bir tane taş bulup da kafasına taş atsam olur mu acaba? Kameramanın üstünden aşırttım ya. Kameramanın üstünden aşırttı, hemen arkasında. Şuradan da alalım. Sadece batarya çıktı. Bakacağız şimdi. Bu kadar tekmeye bozulmadıysa kolay kolay bozulmaz. Şimdi cihazı yukarı kaldıracağım. Bakalım kaç metrede kontrolü yitireceğim. Şimdi şöyle yapalım. Rüzgar çok esiyor. Pat diye kontrolü kaybedeceğim, ben korkuyorum ama. Bismillah, şimdi kaldırıyorum. Aha. Yani hani hayal kırıklığı yaşadım resmen. Yan taraftaki bahçeye düştü. Adamlar da inşallah gizli saklı bir şey yapmıyorlardır. Ama o drone nasıl alacağız oradan? Onu bir organize etmemiz lazım. Şöyle bir göster de marka görünmesin tabii. Şeyi gösterelim. Dur abi, oraya gitmedi. Neyse, içeri drone'umuz düştü. Demek ki bahçeye drone düşüren siz değilsiniz arkadaşlar sadece. Ben de bahçelere drone düşürebiliyorum. Cevap yok. Kapı duvar. Abi buraya acıların çocuğu müziği verelim. Drone'umu kaybettim arkadaşlar. Gördüğünüz televizyonun arkasına düştü drone'um. Kapıyı çaldık adamlardan şimdi, fırça yemeği göze alarak. Adamlar da herhalde savunma sanayi firması falan, bakın dikenli tel koymuşlar. Yani biraz ortalık karışacak ama ne yapacağım bilmiyorum. Şu an çalışmıyorlar bugün. O kadar çaldık kapıyı, açan yok. Hafta içi tekrar geleceğiz, bakalım drone'umuzu isteyeceğiz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle inşallah verirlerse bir sıkıntı yaşamayız. Vermezlerse işiniz yaş. Sizsiz olun arkadaşlar. Dışarıda ne testi yapmıştık biz? Ben adını unuttum ya şu an şeyden, endişeden. Ve aslında kaybolan da 500 lira. Çok da bir para değil ama insan endişe ediyor yine de.
yükseklik testi yapmayın. Özellikle GPS olmayan cihazlarda arkadaşlar yapmayın. Kaldırdık, rüzgar aldı götürdü yani. Bu şey gibi, uçuş böceği gibi oldu biraz. Şu an canım sıkkı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Moralimi düzeltmek için kanalıma abone olur. Videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.